Herkese merhaba. Apple Intelligence, Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde adından en çok söz ettiren özelliği olmuştu. Ve bu yenilik Apple'ın yapay zekası yayınlanan iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 güncellemeleriyle geliştiriciler özel beta güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara, meraklı kullanıcılara ulaşmaya başladı. Ben de elimde bulunan M1 işlemcili iPad Air'a iPadOS 18.1 beta sürümünü kurdum ve bu videoda sizinle beraber Apple Intelligence'ın sunmuş olduğu yeniliklere hızlı şekilde bakıyoruz. Apple Intelligence'a geçmeden önce bir küçük ricada ve hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve videoyu paylaşmanızı rica ederim. Bu şekilde izlemekte olduğunuz video çok daha fazla kişiye ulaşacaktır. Aynı zamanda eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Yakın zamanda iOS 18'deki yeniliklere bir ön inceleme videosunda göz atmıştık. iOS 18 beta sürümünü, public beta sürümünü iPhone 15 Pro'ya kurmuştum. Ancak o videoda Apple Intelligence'dan çok bahsetmemiştim. Ne de olsa Apple Intelligence sonbaharda sunulduğunda ilk etapta sadece Amerika'da İngilizce dilinde kullanılan iPhone'lar hizmet verecekti. Yine de cihazınızın dil ve bölge ayarlarını Amerika ve İngilizce olarak değiştirdiğinizde Apple Intelligence herkes gibi ilk etapta erişme imkanına sahip oluyorsunuz ki bundan yola çıkarak elimde bulunan M1 işlemciyle iPad Air'a e, iPad e 18.1 beta sürümünü kurmaya karar verdim ve sonrasında da cihazımın dil ve bölge ayarlarını değiştirerek Apple Intelligence'ı kullanmaya başladım. Apple Intelligence iPhone tarafında A7 Pro işlemcili iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılabiliyor. iPad tarafına baktığımızda ise burada liste biraz daha geniş. M1 işlemciden başlayarak bu işlemci veya daha yeni Apple M serisi işlemcileri taşıyan iPad Air veya iPad Pro'ya sahip olanlar Apple Intelligence'ı kullanma imkanı sahip oluyorlar. Geçmişte Apple'dan bu tarz hamleler pek görmemiştik. Genellikle WWDC'de duyurulan sürümün ön izlemesi yapılırdı. Sonrasında geliştirici ve public beta sürümleri gelirdi. Nihai sürüm yayınlandıktan sonra da bir sonraki güncellemenin ara güncellemenin beta sürümü çıkardı. Şimdi ise Apple iOS 18'in beta sürümleriyle birlikte iOS 18.1 ve aynı zamanda iPadOS 18.1'in de ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Ve biz de böylelikle Apple Intelligence'ı ilk elden test etme imkanına sahip olduk. Normalde elimde bulunan iPhone 15 Pro'ya da iOS 18.1 beta sürümünü kurup Apple Intelligence'a bakabilirdim ancak iPhone 15 Pro'yu iOS 18'in beta sürümleri için tutmaya ve bu şekilde içerikler hazırlamaya devam etmeyi düşünüyorum. Bu nedenle söz konusu Apple Intelligence yeniliklerini iPadOS 18.1 beta sürümünde sizlere göstereceğim. iPadOS 18'de aşağı yukarı iOS 18'de görmüş olduğumuz yenilikleri barındırıyor. Ana ekranda araç takımlarının boyutlarını özelleştirme, daha fazla özelleştirme imkanına sahip olma, denetim merkezinde şimdi özelleştirmeleri daha fazla şekilde yapma, sayfalı yapıya sahip olma Fotoğraflar uygulamasında yeni görünüm, yeni araçlar ve en önemlisi ilk kez iPad'de bir Apple yapımı hesap makinesi uygulaması, normal hesap makinesinin yanında bilimsel hesap makinesi ve notlar biçiminde hesap makinesi, tüm bunlar iPadOS 18 ile birlikte iPad kullanıcılarıyla buluşuyor. Apple Intelligence'ı kullanmak için dil ve bölge ayarlarını İngilizce ve Amerika olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ayarlarda Apple Intelligence ve Siri bölümüne girdiğinizde Apple Intelligence'ı kullanabileceğinizi göreceksiniz. Eğer cihazınızın bölge ve dil ayarı veya sadece dil ayarı Türkçe olarak kalırsa Apple Intelligence'ın yeni sürümünden yararlanamıyorsunuz. Siri'yi eski sürümlerde olduğu gibi kullanmaya devam ediyorsunuz. Apple Intelligence'ı söz konusu şekilde ayarları değiştirerek etkinleştirdikten sonra bir bekleme listesine kaydolmanız gerekiyor. Neyse ki bu bekleme süresinde günler ve haftalar beklemeniz gerekmiyor. 10 dakika sonra Apple Intelligence'ı cihazınızda etkinleştirebileceğiniz mesajı geliyor ve sonrasında da Apple Intelligence'ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Henüz beta sürümünde hatta geliştirici beta sürümünde olduğu için bir takım aksamalar olabiliyor. Örneğin ilk başta yeni Siri'yi kullanamadım. Touch ID ile güç düğmesine basılı tutup beklettiğimde ekranda bir belirme oluyor, bir değişim oluyor ancak Siri etkinleşmiyordu. Cihazı kapatıp açtıktan sonra söz konusu problem giderildi ve yeni nesil Siri'yi kullanmaya başladım. Eski sürümlerde veya Türkçe ayarında olan, Türkiye ayarında olan iPadOS veya iOS 18'li cihazlarda bulunan eski sürüm Siri'den farklı olarak şimdi Siri'yi etkinleştirdiğinizde ekranın dört bir yanında bir animasyon göreceksiniz ve bu şekilde Siri kullanmaya başlayabilirsiniz. Yeni serinin en önemli özelliklerinden bir tanesi sohbeti kaldığınız yerden devam ettirmeniz. Yani hava durumunu sorduğunuzda tekrardan başka bir şehrin hava durumunu soracaksınız. Tekrar o şehirdeki hava durumu ne diye sormanız gerekiyor. Örneğin İstanbul hava nasıl diye sorduktan sonra Peki New York dediğinizde Sirius'e New York'taki hava durumunu da getirecektir. Bunun dışında farklı şekilde sorgular. Diyelim ki bir borsa hisse senedinin değerini sormak istiyorsunuz. Sonra başka bir hisse senedini sorabilirsiniz. Tüm bunları söz konusu anlık Siri oturumunu kapatmadan yapabilirsiniz. Bu şekilde Apple'ın Siri'de diğer asistanlara göre eksik olan yanlarından bir tanesi kapatılmış oluyor. Set alarm for 4 p.m and set another for 5 pm done cancel the alarm for 5 pm i turned off your 5 pm alarm cancel all alarms i turned off all your alarms bunun dışında Siri'ye ellasıyla da komut girebilirsiniz ki bu eski sürümlerde de olan bir şeydi. İlk etapta Siri ile ilgili dikkatimi çeken notlar bunlar. İlerleyen sürümlerle birlikte ve makine öğrenmesi geliştikçe Siri'nin biraz daha yetenekli olacağını düşünüyorum. Peki Türkçe desteği ne zaman gelir? Daha önceki Siri edisyonlarına başka uygulamalardaki veya cihazlardaki Siri'lere baktığımızda bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Biz Türkiye'de cihazlarını Türkçe olarak kullanan kullanıcılar Siri'yi şimdiye kadar alıştığımız biçimde kullanmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Siri'deki bu yeni arayüz ve biraz daha gelişmiş sohbet yeteneklerinin dışında Apple Intelligence'ın sunmuş olduğu en önemli niteliklerden bir tanesi de metni düzenleme, yeniden yazma, özetini çıkarma gibi işlevler oluyor. Örneğin Notlar uygulamasında Wikipedia'dan almış olduğum İngilizce dilindeki Türkiye tanıtımını Apple Intelligence'ı kullanarak maddeler haline getirdim, özetini çıkardım, yeniden yazdım. Tabii ki tüm bunlar beta sürümünde olduğu için biraz takılarak ilerleyebiliyor. Ancak ekranda kullanılan animasyonlar gerçekten fütüristik duruyor. Apple Intelligence'a yakışır bir arayüz kullanılmış. Beta sürümünden çıktıktan sonra çok daha hızlı ve etkileyici şekilde bir animasyonla Apple Intelligence'ın çalışacağını düşünüyorum. İlk etapta getirmiş olduğu yenilikler bu şekilde. Eğer cihazınızı İngilizce olarak kullanıyorsanız ve işiniz daha çok İngilizce ile oluyorsa Apple Intelligence işinizi farklılaştırabilir, verimliliğinizi artırabilir. Ancak şu anda Türkiye'de bulunan ve cihazını Türkçe olarak kullananlar için Apple Intelligence kullanıma kapalı ve çok fazla sunduğu bir şey bulunmuyor. iPad'lerini İngilizce olarak kullananlar için notlar tarafında da Apple Pencil ile birlikte kullanımda da bir takım yenilikler var. Örneğin Refine, iyileştir olarak adlandırılan bir seçenek geliyor. Notlarda diyelim ki el bir takım notlar aldığınız hızlı şekilde beyin fırtınası yapıyorsunuz. Benim yazım kötü ekranda görmüş olduğunuz gibi. E, herhangi bir el yazısı metni seçip daha sonra seçeneklerden, menü seçeneklerinden Refine'i seçtiğimde söz konusu metin biraz da okunaklı hale getiriliyor. İşin ilginç tarafı bu yapılırken sizin yazı tipinize bağlı kalınıyor. Yani yine sizin el yazınız ancak çok daha düzgün ve özenli bir el yazısı olarak notlarınızı düzgün şekilde tutmanız mümkün oluyor. Bu arada kapatmadan önce Apple'ın beta sürümlerini yükleme adımlarını da fazlasıyla basitleştirdiğini söylemeden geçmeyelim. Eskiden farklı olarak şimdi cihazınızda yazılım güncelleme bölümüne girdiğinizde buradan beta sürümlerine kayıt olabiliyorsunuz. iOS 17'nin yanı sıra iOS 18'in de beta sürümleri var. Hem public beta hem de geliştirici beta sürümleri var. Ben bilmiyorum daha önce Apple Developer üyesiydim. Para vererek üye olmuş ve uygulamamı App Store'a göndermiştim. Ancak artık bir developer değilim, kayıtlı bir developer değilim. Bu nedenle normalde developer sürümlerine erişemiyor olmam lazım. Ancak ben erişiyorsam, herkes erişiyordur diye düşünüyorum. Yani yazılım güncellemeden beta bölümüne girip buradan iPadOS 18 developer beta seçtiğinizde. Diğer seçenekler içerisinde iPadOS 18.1 beta sürümünü de göreceksiniz. Buradan da hemen yeni sürümü en son betayı yükleyerek cihazınızda Apple Intelligence'ı kullanma imkanına erişebilirsiniz. Bunu da bir dipnot olarak belirtmeden geçmeyelim. Evet, M1 işlemcili iPad Air'da Apple Intelligence deneyimim, ilk deneyimim bu şekildeydi. Bununla birlikte iPadOS 18 ile birlikte iPad'lere gelecek olan baş yenilikleri de hızlı bir bakış atmış olduk. Siz Apple Intelligence'ı nasıl buldunuz? geleceğinin olup olmadığını düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bununla birlikte iPadOS 18'de beğendiğiniz yenilikler neler? Bu videoda bahsetmediğimiz yenilikler neler? Tüm bu soruların yanıtlarını sizin görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne bekliyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.